Geçen hafta ayın 8'inde mi? Ayın 8'i bir önceki hafta. Ayın 8'inde biliyorsunuz Palandöken kış sezonu açıldı. Evet. Kış turizm sezonu açıldı. Gayet güzel, e, görkemli Palandöken kayak merkezimiz, merkezimiz dünyanın e, sayılı kayak merkezlerinin arasında başında geliyor. Hı hı. E, kim vardı orada? İşte Erzurum Büyükşehir, Büyükşehir Belediye var? Başkanı vardı. Efendim ben söyleyeyim sanırsam milletvekili ben gördüm yanında resimlerde. Selama Altınok vardı. Şimdi bana gelen bilgi şu. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Selama Altınok'un el ele fotoğrafları. E, fotoğrafları. gayet güzel. Yani zaten bu olmalı. Hı hı. Ama bunu yaparken samimi olmalı. Şimdi ben soruyorum. Ayın 8'indeki kayak şölenin açılışına, turizm e, ayının açılışından önce Sayın Selam Altınok o gün el ele tutuştuğunuz hatta konuşmanızda da öve öve bitiremediniz Mehmet abi diye hitap ettiniz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı için bilinen bir anket firmasının sahibini arayıp ya bize yardımcı ol bu meme sekmeni mutlaka göndermeniz lazım buradan deyip manipülasyon yapması noktasında böyle bir ricada bulundunuz mu bulunmadınız mı? Bunun cevabını bekliyorum sizden. Bak ben cevabını biliyorum ama kamuoyu bilsin. Evet. Ben cevabını biliyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı başarılı başarısız. İlçe Belediye Başkanları başarılı başarısız. Hı hı. Bu tartışılır o ayrı bir şey. Evet. E şimdi biraz samimi olmakla Bu işte partilere kamuoyunun yazında zarar veriyor. Ya el ele tutuşuyorsun. Bir hafta önce bilinen bir anket firmasının sahibine telefon açıyorsun. Ve o anket firması da etkin bir firma. Cumhurbaşkanı da itibar ettiği bir firma. Hı hı. Dolayısıyla hatta ve hatta bir önceki genel seçimlerde aynı manipülasyonu biz öğrendik. Erzurum milletvekili vardı İbrahim Aydemir anketlerde kötü çıktı diye adamı listeye koymadılar. Ya adam Erzurum'un en ucura köşelerinde bilinen adam. Erzurumların hayranlıkla, "Yahu telefon açıyoruz, en azından adam telefonlarımıza çıkıyor, derdimize koşuyor." evet diyebildiği bir adamı adamın Erzurum'da anket manipülasyonuyla devre dışı bıraktılar. Ama ben bu bunu biliyorum. Benim babamın oğlu değil, o ayrı bir şey.